Aile dizimi aslında neyi anlamamıza, neyi görmemize yardımcı olur? Astroloji ile aile dizimini birleştirdiğimizde bize nasıl bir etki yaratır? Eski genetikte takılı kalan, bizde blokaj yaratan aile dizilimi üzerinde dolanıklık dediğimiz olay konunun orada sıkışık kalması. Enerji sıkıştığı zaman orada kendisini dışarıya veremediğinde travma nesiller boyunca aktarılabiliyor. Aile dizimiyle neleri çözebilir insanlar? İşte benim para blokajlarım vardı, hatta gelmeyen paraların bana geldi demesi. Ya da küs olduğu annesiyle babasıyla tekrardan barışabilmesi, onlarla sarılabilmesi. İşimle ilgili benim bu problemim çözüldü. Ya da gelmeyen param bana gelmeye başladı. Ya da işte benim çocuğumla problemim, çok ciddi bir büyük bir problemim vardı. Bugün böyle iyi. Yani iki nesil öncesinin travması, 30 yaşında yaşadığı bir travma, şimdi bize dönüp benim hayatımda bana etki edebiliyor. Sevgili dostlar, sevgili canlar, hepinize Antalya Kaş Kalkan'dan kocaman sevgiler. Böyle karşımda begonviller, yeşil yeşil ağaçlar, masmavi turkuaz bir deniz var. Çok güzel bir enerjiyle yaz boyu yayınlarımı size Kaş Kalkan'dan yapmayı sürdürüyor olacağım. Hava 40 derece ama hiçbir şey engel olmuyor gördüğünüz gibi yayınlarıma. Bugün her zaman olduğu gibi hep kıymetli konuklarım oluyor ama yine çok kıymetli bir konuğum var. Normalde aslında kendisi tekstil alanında yönetici. Bir taraftan aile ve yaşam koçu. Resmi olarak belgeleriyle şimdi yaşam koşulunda birazcık işleriz. Neler yapılıyor bu alanda diye. Bir taraftan da karma astrolog. Biz kendisiyle geçtiğimiz hafta bana bir aile dizimi yapıldı. Aile dizimi vesilesiyle tanıştık ve konuştuk. Çok sevgili Özlem Akpolat bugün konuğum. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Hoş buldum. Nasılsın? Çok iyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Harikasınız. Gayet güzel bir günden, evet. Herkese seslenmek çok güzel buradan. İkimiz de yalnız böyle güzel renklerde, canlı evet. Renklerle izleyicilerimizi karşılıyoruz. Enerjilerimiz evet birbirleriyle uyuşuyor demek ki. Evet, harika. Sizi benim kanalımda ilk kez görenler için aslında şimdi merak ediyorlar tabii benim kanalımı çok uzun sürede takip edenler, videolarımı kaçırmayanlar. Özlem Akpolat kimdir onu merak ediyorlardır. Ben biraz böyle hani bir girizgah yaptım aslında tekstil alanında, kurumsal anlamda hala evet. Çalıştım. Ama bir taraftan da sizin astroloji tarafı var, aile dizimi tarafı var, koltuk altınızda pek çok karpuz var. Birazcık böyle bahsedelim, Özlem Akpolat kimdir onu dinlesinler. Sonrasında hemen aile dizimi konusuna geçeceğim. Tabii ki Hülya Hanım. Özlem Akpolat çalışmayı çok seven, okumayı çok seven, öğrenmeyi çok seven bir yapı aslında. Yıllarca kurumsal firmalarda çalışmış, tekstil sektöründe. Yöneticilik yapan, aslında satış müdürlüğü ve yöneticilik yapan bir insanım. Bununla birlikte 6 yıl önce yani bir değişiklik alanda kendimde bir şeyler hissedip yeni bir alana atılmak istedim. Ve bu alanda karma astroloji, okült bilgileriyle donanırken bir taraftan da aile dizilimi, yaşam koçluğu, eğitimleri hepsini birlikte tamamlayıp üst seviyelerde eğitimlerimi alıp bu alanda yardımlarımı şifa kanalını açmaya gayret ettim. Hı hı. Ya son dönemde o kadar çok yanlış anlamayayım beni ama hani çok ayağa düştü yaşam koçluğu evet, konusu. Evet, yani evet. Bize gelen herkes astrolog, herkes yaşam koçu, herkes aynen, yani yoga eğitimi alan yok, herkes hoca. Ne olur beni yanlış anlamayın ama bizi izleyenler için belki sizden doğru adres olduğunuz için aslında bilgi alabiliriz. Gerçekten birine bizim yaşam koçu dememiz için, o kişiden danışmanlık alabilmemiz için ne tarz eğitimler, ne tarz sertifikalar ve nereden bu sertifikaların alınması gerekiyor? Aile dizilimlerinin yapıldığı devlet kanallı eğitim kurumları var. Bu eğitim kurumlarını bitirmek gerekiyor. Ama sadece biliyorsunuz hani okuldan da hemen biter bitmez insanlar işi öğrenmiş olarak çıkmıyor. Bunu yapabilmek için çok fazla dizime katılmak lazım. Ve bunları yapan usta kişilerle bu dizimlere katılabilmek gerekiyor. Ve okumayı bırakmamak gerekiyor. Yani şimdi bu işler işte başlangıcı bir Bert Hellinger'ın kitaplarını okumak gerekiyor. Onun dışında bir sevginin kökleri var. Bunları okumak gerekiyor. Biliyorsunuz Zeytin Ağacı dizisinde de orada da bahsetti. O dizinin içerisinde bile var olan hani kitaplar, insanların aile dizilimine inanmayışları fakat o yaşananlardan sonra neler getirdiğini gördükten sonra kişilerin kitapları açarak, kitaplardan da yardım alarak bu alanı öğrenmeleri
Yani herkes aslında fayda sağlıyor. Bildiğiniz gibi aile dizinin bir psikoterapi yöntemidir. Geçmiş ata karmalarını bizlere yansıtıyor. Yani alanda ciddi eğitimler alabilmek çok önemlidir. Peki biz neye bakmalıyız? Diyelim ki ben aile dizimi almak istiyorum. Bir yaşam koçu arıyorum. Aile dizimi yaptırmak istesem de. Nereden sertifikası alınıyor? Yani nerenin, nasıl bir logo veya ne aramamız gerekiyor orada? Herhangi bir logo değil. Bu işi yapan devlet kanallı eğitim kurumları var. Yani bunlardan birkaç tanesi, herhangi bir tanesi olabilir. Diplomaları olmalı. Eğitimler ciddi kurumlardan olmalı. Yani şöyle, belli saat aralıkları var bunların. İşte 160 saat aralıkları var. Yani şimdi mesela 2 ay eğitim veriliyor. 2 saat, 2 saat eğitimler veriliyor. Bu şekildeki aile dizilimi aldım demek sadece o konuyla ilgili bilgi almak oluyor. Yani o işi öğrenmek olmuyor. Aile dizilimi birçok şekilde yapılabiliyor. Tek bir şekilde yapılmıyor. Bunların hepsinin yani denemelerini yapması gerekiyor ki kişinin o alanı açabilmeli, o alanı açtığı gibi kapatabilmeli. Yani biraz tabii ki çalışmak gerekiyor. Her işte olduğu gibi. Peki sizin yaptığınız aile diziminde benim gördüğümde kendi deneyimde biz geçen hafta bana bir aile dizimi açtık. Siz astrolojiyle aile dizimini birleştiriyorsunuz. Yani meditasyonu birleştiren var falan ama astrolojiyle birleştirmek bana dizimin sonunda şöyle bir şey fark ettirdi. Sanki zaten yaptığımız bir şey var, astrolojiyle de bunun karşılaştırmasını, sağlamasını yapmış olduk. Şöyle bir girsek aslında konuya. Aile dizimi aslında neyi anlamamıza, neyi görmemize yardımcı olur? Astroloji ile aile dizimini birleştirdiğimizde bize nasıl bir etki yaratır? Astroloji ile aile dizinin birleştirmem şöyle. Aslında karma astrolog olduğum için sizin haritanızı açtığımda, doğum saatinizi, doğum bilgilerinizi bana verdiğiniz takdirde sizin haritanızdaki geçmiş karmalarınızı görebiliyorum. Bunları gördüğüm için de sizden aldığım bilgiler, aile dizilimi yapmadan önce sizden bilgiler almam gerekiyor. Anneniz, babanız, işte çevreniz, atalarınız, farklı bir travmalarınız var mı? Bunları görebiliyoruz, bunları biliyoruz. Bunun üzerindeki daha farklı travmaları araştırıyoruz biz aile diziliminde. Gelen atalardan, aldığımız akaşik kayıtlardan. Burada sizin de bilemediğiniz ya da bloke olmuş işte epigenetik alanı, onu açmaya çalışıyoruz. O yüzden de sizin haritanızdaki var olan bazı karmalar var. Yani bu alanda ikisini birlikte karşılaştırıp görebiliyorum oradan. Her iki şekilde. Kontrol gibi yani düşünün. Hani evet sizin burada da burada sıkışıklığınız varmış diyebiliyorum yani. Belki bir ilişki alanında, işte belki bir sağlık alanında ya da bir ata evinde burada bir karmayı görebiliyoruz. Peki ilk kez aile dizimini izleyenler için diyorsunuz ya hani öyle bir tabir var. Alan açmak ve kapamak diye. Tam olarak ne geliyor? Onu biraz tariflesek. Alanı açmak ve kapamak aslında biraz daha spiritüel bir olay. Biliyorsunuz aile dizilimi hem bilimsel bir çalışmadır hem de spiritüel bir çalışmadır. Spiritüel bir çalışma olduğu için de o alanın biraz daha negatif enerjilerden korunması gerekiyor. Ve bu negatif enerjilerden korunmak adına bizlerin, enerji uzmanlarının, enerjistlerin yapmış olduğu alan açmalar ve alan kapamalar var. Onlar o alana özgü. Onları yapıyoruz. Peki ben davet edildiğimde yani aile dizimi yaptığımda alana davet edildiğimde temsilciler vardı. Sizin ben önce sizle biz 2-2,5 saat kadar birkaç gün öncesinde bir görüşme gerçekleştirdik. O işte yaşanılan bir takım şeyleri, belki işte aile karmaları, aile üyeleri vesaire bunları falan konuştuk. Sonrasında asıl dizim günü geldiğinde de benim aile temsil eden kişiler işte anne, baba, iki taraftan da hani dedeler, babaanne, anneanne, hatta işte söylememde sakınca yok bence teyzem falan geldi yani alana. Hani onlarla ilgili bir takım şeyler oldu. Orada onlar yerine, aile üyelerinin yerine bulunan kişilere temsil ediyoruz değil mi? Yanlış tabir ettim. Bu temsilciler nasıl bir görevle orada geliyorlar? Bu neye göre seçiliyor? Nasıl oluyor da biz bir anda orada aslında temsilci bir şeyler söylüyor.
Siz bir şeyler soruyorsunuz ama onun söylediği şey de benim hayatımla ilgili bir takım şeyler çok birbiriyle örtüşüyor. Ben orada ne olduğunu görüyorum. Orada tam olarak ne oluyor? Siz anlatsanız daha güzel olur aslında. Aslında orada biz alan dediğimiz, alan diyoruz orada, açtığı alanda seyirci de kendisinin de farkında olmadan alana giriyor. Yani biz orada akaşik alandan kayıtlar alıyoruz. Yani şimdi hepimiz bir enerjiyiz. Enerji olduğumuz için de ağzımızdan çıkan sözler de bir alanda toplanıyor ve onlar bir şekilde kaybolmuyor. Kaybolmayan o enerjiler girdiğimiz alanda şamanik bir alan açılıyor Hülya Hanım orada. O açılan şamanik alanda da bunu yapan ehli kişiler tabii ki. Yani bunlar aslında herkese yapılacak çalışmalar değildir tabii ki. Ne kadar bilimsel ve psikoterapi alanında olsa da spiritüel bir çalışmadır. Onun için de biraz daha ehli kişilerle yapılması gerekiyor. Burada açılan alanda size gelen akaşik kayıtlar. Yani oradaki kişi sizin anneannenizin sözlerini söyleyebilir, sizin babanız gibi davranabilir, sizin kardeşiniz gibi sizinle özel işte size söylediği sözleri duyabilirsiniz orada. Bunlar oluyor, bunları yaşıyoruz. Çünkü bize bilgi oradan geliyor. Kişi daha sonra şey söyleyebiliyor bana, ya ben işte aslında neden bu kadar sinirlendim? Ya da neden o kadar ona o kadar sevgi gösterdim diyebiliyor. Çünkü o an kendisi gibi davranmıyor. Karşıdan gelen, ona akışıktan gelen kayıtları bize orada yansıtıyor. Daha önce katıldığım aile diziminde, yani temsilci olarak katıldığım aile diziminde şöyle enteresan bir şey olmuştu. Evet, bir aile dizimi açtırıyor fakat onun anlattığı şeyler, ben temsilci olmama rağmen benim de kendi hayatımda yaşadığım şeyler. Yani sanki ben konuşuyormuşum oldu orada. Benim aile dizimime açtırdığımız sırada, yani siz açtığınız sırada da benim dizimime katılan temsilciler de kendi hayatlarıyla ilgili bir takım şeyleri örtüştürmüş olabilirler, değil mi? Evet, sizin diziminizin ertesi günü alandaki temsilci olan kişilerden bir tanesi aradı. O günü ben dedi aslında benim dizim açıldı gibi oldu dedi. Hatta diğer arkadaşı da oradaydı. Senin bugün dizinin açıldı demiş ona. Gece dizinin arkasından konuşmuşlar ve bana teşekkür etti. Şifalandırmam gereken alanı şifalandırdım dedi. Hatta Hülya Hanım'a da benim adıma teşekkür edersiniz dedi. Burada size onu da söyleyeyim. Çünkü aynı blokajlara sahip kişiler siz farkında olmadan onları seçiyorsunuz. Annenizin yaşadıkları gibi, babanızın yaşadıkları gibi ya da işte ne bileyim çok bir yakın çevrenizden birinin yaşadığı gibi o kişinin de blokajları orada, o da sizinle birlikte çözülüyor. Danışanın esas onun tam anlamıyla hani orada bir dolanıklığı varsa biz dolanıklık diyoruz oradaki epigenetikteki travmaların aşılmasına. Ama temsilcinin de onun gibi o alandaki, o alana girdiği anda onun da değişiklikleri ve çözülmeleri oluşuyor. Yaklaşık 2,5-3 saat sürdü benim aile dizimin açılması. Yani neredeyse aile üyelerimden gelmeyen kalmadı. Hepsini konuştuk. Siz bana özellikle önceki bir ön görüşmemizde şey sormuştunuz. Yani çözümleyemediğiniz şeyler neler? Hani konuları konuşalım. Duyguları da hatta çağırdınız oraya. Birkaç duygu mesela onların üzerinde de yine çalıştık. Ondan sonrasında zaten konuşacağız şimdiki bu bölümün sonunda. Orada diyelim ki bizi şimdi izleyenler arasından hani aile dizimi yaptırmak isteyenler var. Ya geçmişinde bir takım şeyler olmuş, bir takım aile karmaları var. İşte Zeytin Ağacı dizisinde de mesela bir cinayet oluyor. Sonra işte aile dizimiyle ortaya çıkıyor ve hani şifalandırılıyor oradaki olayda. Geçmişte olmuş ama bugün de bilmiyoruz. Aile dizimiyle ortaya çıkıyor orada. Yani dizi izlemeyen böyle minik bir anekdot geçmiş olayım. Aile dizimiyle diyelim ki işte birinin hayatında parayla ilgili bir takım sıkıntılar var. Bir diğeri de belki işte kariyerle ilgili sıkıntılar var. Bizi izleyenler de işte belki de özel hayatıyla ilgili sürekli bir sıkıntı. Belki sürekli aldatılıyor, değil mi? Ya da bilim ilişkilerinde farklı şeyler var. Neleri çözebilir insanlar? Hangi problemlerle daha çok size geliyorlar? En çok ne için çözüm arıyorlar aslında? En çok işte para blokajı ve ilişkilerle ilgili geliyor.
Ama bu neden kaynaklanıyor? Onu araştırıyoruz. Yani aslında oradaki atalarını aldığımız zaman gelen atalardaki işte söylenen sözler, yaşanan olaylar, verilen tepkiler, küslükler, bir sürü şey onu etkilemiş olabiliyor. İşte ailedeki bir sıkışıklık, bir dolanıklık, orada yapılmış bir hata, istenmemiş bir hata ya da istenmemiş bir kayıp, aileden uzaklaşmış bir insan, her şey olabiliyor. Yani her şey bizi bir blokaja sürükleyebiliyor. Genetiğimiz olduğu gibi epigenetiğimiz de bizlerle birlikte nesiller boyu aktarılabiliyor. Onu orada yakalayabiliyoruz. Akışı kayıtlar sayesinde yakalayabiliyoruz. Peki çok özel olmazsa sizin aile dizimiyle buluşmanız, karşılaşmanız nasıl oldu? Herhangi bir problemi çözmek üzere mi karşılaştınız? Yoksa nasıl oldu ilk bu alana girmeniz, bu alanı seçmeniz? Çünkü bu ciddi anlamda uzun süren ve emek isteyen eğitimler gerektiriyor. Dolayısıyla bunu gerçekten gönülden niyet ederek girişmek gerekiyor ki verim sağlanabilsin, başkalarına da değil mi şifa kapısı olsun. Evet, kesinlikle o şekilde şifa kanalı, yani yardım etmek gibi, o kişinin daha böyle huzurlu olduğunu görebilmek. Dizim sonrasında bana dönüp de işte benim para blokajlarım vardı, hatta gelmeyen paraların bana geldi demesi. Ya da küs olduğu annesiyle babasıyla tekrardan barışabilmesi, onlarla sarılabilmesi bana verilmiş en büyük hediye oluyor aslında Hülya Hanım. Benim bu aile dizilimiyle tanışmam aslında çok daha öncelere dayanıyor. Yani bir 10 sene öncesine kadar dayanıyor. Merak aslında biraz da benim kız kardeşim bu spiritüel alanlarla ilgilendiği için aile diziliminden bana bahsetti ve sonrasında ben aile dizilimini araştırmaya başladım. Sürekli araştırmaya başladım ama işlerimin yoğunluğu dolayısıyla çok yoğun çalıştığımda sadece ufak tefek kitaplarla meraklarımı giderebiliyordum. Ama daha sonra işte dediğim gibi bundan birkaç sene öncesinde eğitim tesadüfen elime gelen bir eğitimle eğitime girerek artık alanı büyütmeye başladım. Yapabildiğim kadar, girebildiğim kadar, öğrenebildiğim kadar öğrendim ama öğrenme bitmiyor biliyorsunuz. Yani hala devam ediyoruz. Yani eksiklerim ne olabilir? O bir dizimde daha farklı bir şeyler bile karşılaşabiliyorsunuz. Ve karşılaştığım alanda onu biraz daha genişletiyorum. Neler yapabilirim? Ya da bu alanda bana ne kadar çok bir fayda getirebilir? Hani danışanıma nelerle fayda sağlayabilirim? Konularında üzerine çalışmalar yapıyorum. Peki siz oraya birazcık kısa geçtiniz ama ben biraz daha değişmek istiyorum. Hani hep dedik ya karma astrologsunuz ve astroloji ile aile Evet. dizimini birleştiriyorsunuz diye. Böyle somut olarak örnek verirsek peki diyelim ki ben aslan burcuyum. Bende ne oluyor da haritamda neyi görüyorsunuz da? Yani sadece benim için düşünmeyelim, başkaları da olabilir Tabii, tabii. tabii. Ben ne oluyordu? Benim haritamda neyi görüyorsunuz da aile dizimiyle onu örtüştürüp oradaki bilmem neye karar verip onun çözümüne gidiyorsunuz. Mesela o bağlantıyı biraz daha böyle bizim anlayacağımız şekilde anlatsanız çok güzel olur. Yani şimdi bizler doğduğumuz anda Güneş'in, Ay'ın hareketleri yani sürekli hareket eden bir gezegen var bir zodyakta. Hepimizin doğduğu anda bir resim çekiliyor. Onlar bizim doğum haritalarımız. O haritada sizin yaşama ihtimaliniz olan olaylar, her şey haritada aslında var. Olabilen her şey var. Ama tabii ki bazı astrologların, bunlar daha çok karma astrolojinin alanına giriyor. Orada gezegenlerimiz var bizim, düz giden gezegenlerimiz ya da retro gezegenlerimiz var. Onların hangi alana düştüğüyle, yaptığı açılarla biz onları o şekilde görebiliyoruz. Yani bir retro gezegenin, bir Venüs'ünüzün bir retro olması ya da bir Jüpiter'inizin retro olması ve bulunduğu eve bağlı, bulunduğu yaptığı açılarla orada sizin yaşama ihtimaliniz olan ve geçmişten getirdiklerinizi hangi evdeyse onları görebiliyoruz tabii ki. Dizim açtığınız ve açtığınız sırada ya da sonrasında böyle çok ekstrem bir şey yaşayan ya da duyduğuna, gördüğüne çok şaşıran biri var mıydı? Mutlaka olmuştur. Ama böyle anlatabileceğiniz kadarıyla tabii ki danışanların da burada hani Tabii. özelini paylaşmadım. En böyle şaşırdıkları, enteresan gelen, çözüme kavuşturduğunuz neler oldu? Böyle birkaç örnek verirseniz çok sevinirim.
Aslında şöyle, bazen de dizime gelenler belki inanmak için geliyorlar Hülya'nın. Yani tam olarak bazı şeyleri söyleyemiyorlar. Yani yaşadıkları zorlu deneyimleri bazen tam olarak aktarmıyorlar, bilerek aktarmıyorlar. Biraz da alan gerçekten çalışıyor mu onu görmek istiyorlar. Bunun gibi çok örnek oldu. Çok fazla dizim açtığım için. Yani kişinin eşiyle yaşadığı problemler vardı. Ama eşiyle yaşadığı problemlerin içerisinde başka insanlar da var. Eşin hayatındaki başka insanlar da olabiliyor. Tabii ki buradaki diğer temsilciler işte eşiniz bunu da yapmış, işte şunu da olmuş dediği takdirde karşıdaki kişi bunları net olarak görüp oradaki şifalanmasını alıp kendisine daha ciddi bir yol çizebildi. Ya da geçmiş atalarında oradaki bir küslük varken o gün onu yaşamış bir ata, onu yaşatmış bir ata oradan bize şey söyleyebiliyor. Diyor ki ben o gün onu öyle biliyordum. Bu böyle olduğu için senden özür dilerim dediği zaman kişinin buradaki şifası oluyor. Ve dönüp geldiğinde işimle ilgili benim bu problemim çözüldü. Ya da gelmeyen param bana gelmeye başladı. Ya da işte benim çocuğumla problemim, çok ciddi bir büyük bir problemim vardı. Bugün böyle iyi. Bir tane danışanımızın açtığımızda annesiyle babasıyla hiçbir şekilde şeyi yoktu, iletişimi yoktu. En ufak bir iletişimde kavga çıkıyor, en ufak bir iletişimde problem çıkıyor. Merhaba desem, hani küslük oluyor diyen kişi daha sonra beni arayarak Özlem Hocam bu şey artık tamamen birbirimize sarmaş dolaş oturuyoruz. Bu nasıl bir şey? Yani ben acabalarla girdim ama şimdi babamla çok iyi benim aram. Bu nasıl oldu? Alanda oldu dedim. Hani artık sen de gel temsilciliklere. Temsilciliklere katılırsan senin için daha da güzel olur dedim. Kendisi de işte bizim grubumuzda temsilciliklerde. Yani birçok olay var Hülya Hanım. İşte trafik kazaları olabiliyor. Kayıplar olabiliyor. Çok sevdiği birinden ayrılabiliyor. Bunlar aslında bizlerde travma yaratıyor. Yani vücudumuzdaki bu travmalar da bizden sonraki nesillere aktarılabiliyor. Yani iki nesil öncesinin travması, 30 yaşında yaşadığı bir travma şimdi bize dönüp benim hayatımda bana etki edebiliyor. Yani işte bir doğum yapamaması ya da doğum yaparken bebeğinin ölmesi ve burada çok büyük ciddi bir problem yaşaması ya da doğan bebeğin birkaç ay sonra vefat etmesi, annedeki büyük bir travma. Daha sonra çocuk istememesi bir başkasının. Ya bunun gibi bir sürü olaylar, çok fazla olay yaşadığımız için onların şifa alanları açılıyor orada ve güzel şeyler yaşıyoruz, görüyoruz. Peki orada hani örnek verdiğiniz için biraz açmak istiyorum. Diyelim ki biri gerçekten iki nesil öncesinde işte bir çocuk kaybına uğradı ya da şimdiki hayatında bir çocuk kaybına uğradı. Orada ne tarz bir etki oluyor da dizim sırasında siz neyi çözümlediğiniz zaman o kişi nasıl bir yola eviriyor kendi hayatını? Artık yani hani bunu kabullenip normal hayatına devam ediyor, orada bir rahatlama mı yaşıyor? Ne tarz bir etkisi oluyor mesela? Şöyle etkisi oluyor. Orada bizim epigenetikte takılı kalan, bizde blokaj yaratan, dolanıklık dediğimiz, aile dizilimi teriminde dolanıklık dediğimiz olay, konunun orada sıkışık kalması. Enerji sıkıştığı zaman orada kendisini dışarıya veremediğinde travma nesiller boyunca aktarılabiliyor. Ama eğer ki oradaki sıkışmış konuyu biz alana getirdiğimizde, açtığımızda, ataların o alana geldiğinde, onlar adına konuşulduğunda ve orada ben bunu böyle olsun istemedim. Bugün farkına vardım ve senden özür dilerim. Bazen temsilci direkt söyleyebiliyor bunu. Siz de görmüşsünüzdür. Ben pişman oldum, özür dilerim. Böyle olmasını istememiştim diyebiliyor. Ya da söylemezse bizler işi kolaylaştırıcı uzmanlar, aile dizilimi uzmanları biz onu orada söylettiriyoruz, şifalandırıyoruz. O orada konuşulduğu takdirde enerjinin sıkışması oradan gidiyor. Yani oradaki travma açılmaya başlıyor. Bu belki 2 gün sonra da olabilir, 2 ay sonra da olabilir. Zaman içerisinde de yayılımı olabilir. Zaman içerisinde de bu etkilerini görebiliyorsunuz. Peki Bu eminim şekilde. bizi izleyenler arasında mutlaka parayla ilgili sıkıntı yaşayanlar vardır. Belki geçmişte, belki şimdi işte mirasla ilgili bir takım sorunlar Tabii. yaşayanlar vardır. Belki birkaç nesil öncesindeki ebeveynlerinin bir hırsızlık olayına karıştığı Tabii. bir durum
vardır. Belki birinin gerçekten parasını el koymuştur, birinin hakkını yemiştir. Hani derler ya işte biri bir şey yer orada onun dişi kamaşır diye şimdiki dişi öyle bir cümle vardı. Bulamadım. Geçmişte atalarımızın yaptığı bir takım haksızlıklar. Birinin hakkını yemek, biri hakkı olmadığı halde bir mirasa sahip olmak. Belki şu anda da bizim hayatımızı değil mi etkiliyor olabilir. Tabii ki. O nasıl bir şey oluyor da parasal anlamda bir blokaj, bir dolanıklık yaşanıyor ve işte bu aile dizimi açıldığında oradaki neleri çözümleyebiliyoruz yine. Böyle örnekler üzerinden gidersek daha somut hani aslında anlayabiliyoruz. Tabii ki. Şimdi şöyle, mesela bir diziminde atalar, göç, aile izinine çok önemli. Yani göç etmiş atalarda çok büyük blokajlar yaratılmış oluyor. Yani oradan, yabancı ülkelerden buraya gelirken yaşadıkları, topraklarını bırakması, vatanını bırakması, evini bırakması, sevdiklerinden ayrılması, illa birinci derece ailesi olmasa da oradaki sevdiği insanlardan kopması kişide çok büyük travmalar yaratabiliyor. Tabii ki onun arkasından kişi buraya gelebiliyor ya da farklı bir vatana gelebiliyor. O vatanda yaşadıkları zaman içerisinde onun sıkışıklığı, yaşadığı enerji blokajları ondan sonraki nesile o farkında olmadan aktarımlar yaşatılıyor. Bu şekilde mesela diyelim ki bir göç olayında topraklarını bırakıp gelmesi buradaki para blokajları ya da burada aldığı kendi şu anki vatanında aldığı topraklardan verim alamaması. Yani orada bir malı mülkü var ama ona bir faydası yok. Onu satmak istiyor, satamıyor. Ya da bir mirası var aileden kalma, onu kullanamıyor, değerlendiremiyor. Ya da şöyle de olabiliyor, o kişiler de kendisi de haksızlığa uğrayabiliyor ama kendisi haksızlık da yapabiliyor her iki şartta da. Hani atamız bizim bir yanlışlık da yapmış olabilir ama ona yapılmış olan haksızlık da. Yani zaten o dizim içerisinde, dizim esnasında çıkıyor ortaya. Peki biz mesela benim dizimde şimdi ben kendi kanalım olduğu için açıkça hani izleyicilerimle gayet samimiyetle paylaşabiliyorum. Benim için hiçbir sakıncası yok. Dedim ya hani duyguları da davet edebiliyoruz aslında. Benim mesela alma verme dengemde bir sıkıntı var. Yani vermeyi seviyorum. Ama alamıyorum. Almayı kabul etmiyorum. Yani bir şey diyorum, almayı kabul edemiyorsak kibire mi giriyoruz diye. Orada alma verme dengesindeki blokajı yaratan şey ne olabilir? Bizi izleyenler arasında mutlaka vardır. Dolayısıyla alma verme dengesinde bir sıkıntı varsa parayla ilgili de bir şey oluyor, yansıması oluyor. Orada ne yapmak gerekiyor, orada neye bakıyorsunuz ve sonuç olarak bizi nereye getiriyor? Aile dizimiyle neyi çözmüş oluyoruz dizim aldığımızda? Evet, alma verme dengesinde yani hayatınız boyunca yani size çocukluktan söylenmiş bir söz olabilir. Yani mesela şu da olabilir. Alma verme hani annenizden ya da büyük annenizden hani yani vermek daha güzeldir. Hani almaktansa vermek daha güzeldir. Sizin bir aklınızın bir tarafında kalmış olabilir ya da annenize bu söylenmiş olabilir. Alacağın yerde sen versen çok daha iyi olur. Çok daha iyi hissedersin gibi. Bunlar senin bir köşende, aklının köşesinde kalmış olabilir. Böyle olduğu için de o zamanla aktarım yaşamış olabilir. Sizin orada o alanda hani sürekli normal hayatınızda veriyor olabilirsiniz. Yani iki tane diyelim ki elmanız var, bir tanesini karşı tarafa veriyor olabilirsiniz. Ötekine de diğer ise de ona veriyor olabilirsiniz. Yani sürekli veren el. Hani derler ya veren alan elden daha iyidir. Bu sizin aklınızı bir tarafa yazılmış olabilir. Ama hayatta şöyle bir şey var. Almayı da bileceksin, vermeyi de bileceksin. Eğer almayı da bilirsen, vermeyi de bilirsen dengeyi sağlamış oluyorsun. O dengeyi sağladığın takdirde de senin hayatında, işinde, hayatının genelinde daha düzgün bir blokaj olmadan bir yaşam şekli oluşuyor. Yani biz açmaya çalıştığımız aslında orada. Size gelecek paraların sıkışması, size gelecek belki de sevginin sıkışması. Yani sevgi belki de orada, o da alma verme dengesinin içerisinde. Belki de sevgiyi de veriyorsunuz, fazla fazla veriyorsunuz. Almayı bilmiyorsunuz sevgiyi. Aslında orada bir şey, bizlerde bir tıkanıklık olduğu zaman sadece para olarak olmuyor. Mesela astrolojide de Venüs hem parayı temsil eder hem özdeğeri temsil eder, bunun gibi. Alma verme dengesinde de biz her ikisinde
hem kişisel olarak hem maddi olarak onun orada açılmasını sağlıyoruz. Açıldıktan sonra da zaten etkilerini en son soracağım. Peki aile dizimini açtırdım. Dedim de bütün temsilcilerden ailemle ilgili şeyleri. Ben not da aldım mesela benim şeylerinde. Aile dizimi açtırdım. Sonrasında neyi takip ediyorum? Neye dikkat ediyorum? Kendimde neleri izliyorum? Kendinize zaten o farklılığı hissedersiniz. Ama hani maddi, yani daha çok hani ben orada soruyorum size, biliyorsunuz. Hani bu açılırsa, ne açılırsa daha mutlu hissedersiniz diye. O alanda biraz daha kendinizi kontrol edebilirsiniz. O bir ilişki olayı olabilir. O bir para olayı olabilir. Gerçi ben hepsine birden şifa kanalı açmaya çalışıyorum orada. Siz orada bakabilirsiniz. Hani maddiyatım biraz daha iyiye gidiyor mu? Ben bunu biraz daha kontrol edebiliyor muyum? Ya da ilişki konusunda yeni bir insanla daha hızlı tanışabilirsiniz. Tanıştığınız insanla çok daha farklı boyutlara ilerleyebilirsiniz. Gibi gibi, dediğim gibi işte ailesiyle sorunları olanlar ailesini açabiliyor. Yani bunun düzelip düzelmediğini aslında en iyi siz fark ediyorsunuz. Peki, önceki durumunuzla şimdiki durumunuz arasında aslında bir değerlendirme yapabilen sizlersiniz. Bana genelde yani geri dönüşler olumlu oluyor. Mutlaka geri dönüş oluyor. Çünkü mutluluğunu benimle paylaşmak istiyor. Evet. Peki bahsettiğimiz süreç bir hafta mı? Hani şimdi izleyenler için biraz da böyle fikir olsun diye söylüyorum. Bahsettiğimiz süreç aile diziminden sonra bir hafta mı, bir ay mı, bir yıl mı? Ne kadar bir süre kendimizdeki değişiklikleri takip ediyor olmamız gerekiyor? Ertesi gün de olabilir. Öyle bir şey yaşıyoruz ki orada, çok sert bir olay yaşayabiliyoruz. Ertesi gün de olabilir. 2 ay sonra da onu yaşıyor olabilir veya yavaş yavaş yaşıyor olabilir. Mesela bir tane danışanım açtıktan sonra 3 gün sonra gelmeyen paraların hesabına tık 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 inmeye başladı dedi. Wow, çok güzel. Evet, yani bir tane danışanım dediğim gibi işte anneyle babayla olan bütün blokajını kaldırdı. Bir başkası hiç görüşmüyordu. Hatta ismini bile değiştirmiş olan başka bir danışanım. Orada ailesini tamamen, şehrini değiştiren bir insan ailesine tekrar buluşmaya gitti. Yani ve tabii ki maddi blokajlarını bu sefer rahatlatmış oldu. Yani bunun gibi birçok olay var. Ama tabii ki hastalıklara da faydası olduğu oldu. Yani dediğim gibi bir baş ağrısı, migren, vücudundaki alerji olayı. Zaten sizin dizinde de vardı galiba. Hemen kişi de şey yapmaya başladı. Oradaki aldığı kaydı vücudunda hemen kaşıntılar başlıyor. O an ne yaşıyorsa ya da kişi diyelim ki sizin hayatınızda işte başım ağrıyor diyorsunuz. Kişide baş ağrıları geliyor. Sizden sonraki açtığım dizimde de kalp hastalıkları çok fazlaydı dizimde. Herkesin kalbinde bir hissetme oldu. Yani tabii ki onun kalp krizi gibi hissedilmez ama kalbimdeki bir şey hissediyorum, bir baskı hissediyorum. İşte bu şekilde bir şey aldım, kayıt alıyorum. Bunları bana söylediler. Benim dizimimde söylendi bu. Hatta şey, sonrasında ben size yazışıyoruz bir taraftan da sizinle tabii o taraftan. Dizimi açtıran da siz yazışıyorsunuz. Beni kimse görmüyor. Evet. Dedem krizi geçirdi dedim. Evet, bütün neredeyse temsile katılanların hepsinde bir kalp daralma bir şey olmuştu. Evet. Onu doğru hatırlıyorsunuz. Diyelim ki ailede geçmişte tecavüz olayı var. Burada kişilerde hemen bunu hissedebiliyorlar. Eğer bu olaylarda varsa hayatınızda ister istemez blokajlar oluşuyor. Yani işte kişi hemen hissedebiliyor, morali bozuluyor, işte karşısındakine bakmak istemiyor. O kişiyi de alana getiriyoruz. Ya da hiçbir şey mesela bilmiyor. Mesela sizin diyelim ki büyükannenizde böyle bir olay oldu. Sadece Zoom üzerinden açmıyorum ben. Normal olarak canlı olarak da bizimler açabiliyorum. Büyükannenizde oldu. İşte arkasını dönebiliyor, işte görüşmek istemiyor. Onu orada şifalandırma alanına getirdiğimizde işte o zaman bile sizin işte para blokajınız olsun, sevgi blokajınız olsun, iletişim olsun, onlar tamamen daha böyle rayına girmeye başlıyor. Peki hep diyoruz ya, yayının başından beri şifalandırıyoruz, işte çağırıyoruz, özür diliyorlar vesaire. Evet. Şifalandırmaktan kastettiğimiz nedir aile diziminde? Şifalandırmaktan kastettiğimiz güzel bir soru, evet. Yani konuşulmamış olanı, o gün saklanmış olanı, o gün dile getirilmemiş olanı ortaya attığımızda
enerji blokajı kendini rahatlatıyor orada, alanda rahatlatıyor. Konuşulduğu takdirde ve dile getirildiği takdirde olay tamamen artık ortaya dökülmüş oluyor. Yani aile dizilim dediğimiz alan bu aslında. Yani ortaya gelip sen ailen hakkındaki ya da işte çevren, yakın çevren hakkındaki görmen gerekenleri görüyorsun, farkındalığa ulaşıyorsun. O farkındalık aslında sana onun adına biz şifa kanalı diyoruz, şifa alanı diyoruz. Yani şunu mu anlıyorum? Benim kendi örneğimden yine gidersem, izleyicilerimiz çünkü bu tarz örnekleri çok seviyorlar. Daha rahat akılda kalıcı olmuş oluyor bence. Tabii. Benim eski yöneticimi çağırdık alana. Evet. Ve aslında o eski yöneticimle aramızda yanlış bir anlaşılma olduğu çıktı. Evet. İzleyiciler onu ifade ettiler. Sonrasında o kişi benden özür diledi, yanlış hatırlamıyorsam. Bir takım cümleler kullandı. Özür de demeyelim ama. O kullandığı cümlelerle birlikte ben kendi içimde ona olan kırgınlığımı artık sonlandırmış oluyorum, değil mi? Doğru anlatıyorum. Aslında mesela sizinle biz yazışıyoruz arka planda. Siz seçiyorsunuz. Yani bazıları şey diyor, dizime başlarken ilk defa temsilci olacaklar bana diyor ki Özlem beni mutlaka şey yap, temsilci yap. Hayır, ben yapmıyorum temsilciyi. Yani o gün eğer oradaki benim danışanım Hülya Hanım'sa Hülya Hanım seçecek. Yani anneydi, babaydı. Niye siz seçiyorsunuz onları? Çünkü oradaki onun da oradaki blokajını hissediyorsunuz. İster istemez o alana giriyorsunuz. O alana girdiğinizde diyelim ki onun da bir parayla ilgili bir blokajı var. Diyelim ki onun da bir işle ilgili bir blokajı var. Giriyor işe çıkıyor, giriyor işe çıkıyor. Siz onu orada işle ilgili bir yönetici konumuna getirdiğiniz zaman ha tamam, demek ki bu böyle, ben de bunu böyle algılamam gerekiyor diyor. Temsilci de oradan kendi payına düşeni alıyor. Bu şekilde ilerliyor işte dizim. O zaman istediğimizde sizin dizimlerinize temsilci olarak katılabiliyoruz. İstersek tabii, kendimizle alakalı aile dizimi açtırabiliyoruz. Dolayısıyla tabii ki karşılıklı ortamı oluşmuş oluyor hep tabii beraber. Ki. Tabii ki. Çok sevindim. Özlem görmemiz Hanım, çok gerekenleri görüyoruz. Kıymetli bir sohbet oldu, bir söyleşi oldu. Aile dizimi konusunda birazcık farklı bir perspektiften baktık. Çünkü bir de astroloji vardı işin içinde. Karma astrolog olduğunuz Tabii. için astroloji. Öncesinde aile dizimi yaptığınız kişiyle bir 2,5 saatlik bir ön görüşmeniz oluyor. Sonrasında biz aile dizimini alıyoruz ve aslında birbirini sağlamasını yapmış oluyoruz, görüyoruz. Ve benim kafamda açıkçası çok net oturdu artık. Çünkü aile dizimini hep böyle duyuyordum ama hani içinde olmayıp da kendi aile dizimim uygulanmayınca çok da oturtamıyordum taşları yerine açıkçası. Ama şey sırasında, yani dizim sırasında ben bir de tabii gazetecilikten gelen şey, sürekli notlar aldım. Sonrasında tekrar okurum. Bu sırada aklıma gelmeyen bir şey de gelir ve farklı bir şey çıkartırım diye. Dolayısıyla dizim almak isteyenler size başvurabilirler. Zaten Instagram hesabımızda videonun altında görüyorlar yayının başından beri. Oradan da başvurabilirler. Sonrasında aynen bahsettiğiniz gibi de takibini yapabilirler bunun. Belki hemen ertesi gün, belki bir hafta içinde, belki bir yıl içerisinde farklı farklı değişiklikler yaşamımızdaki kanallarla alakalı çözülmeler gerçekleşebilir. Dolayısıyla hayatımızdaki tıkanık giden bazı şeylerin açılması, yoluna girmesi, daha kolay akması ve ilerlemesi için aslında aile dizimi çok rahatlıkla kullanılabilen çok özel bir teknik. Ama başından beri siz de altını çizdiniz, mutlaka ehil ellerde yapılması gerekiyor. Kesinlikle. Önde gelen herkese yaptırılmaması gerekiyor. Çünkü insan psikolojisiyle uğraşıyoruz, uğraşıyorsunuz. Orada kullandığınız herhangi bir yanlış bir cümle, yaptığınız yanlış bir uygulama o kişinin hayatında çok daha kötü bir travmaya sebep olabilir. Dolayısıyla mutlaka sizin gibi işin uzmanından mutlaka danışmanlık alınması, aile diziminin açılması gerekiyor diye ben de böyle özetleyeyim aslında. Evet, ne yaparsan yap, aşkla yap demişler. Yani eğitim, öğrenmek, o işte kendini geliştirmek hiçbir zaman bitmiyor. Yani Alman psikoterapist Berfelinger 90'lı yıllarda kendisini aslında bir alanda, bir bilimsel bir alanda olmasıyla birlikte insanlara daha ne kadar faydalı olabilirim diye Afrika'ya gidip, Afrika'da bir Zulu kabilesinde spiritüel çalışmalara katılıyor. Yani iki alanı birbiriyle birleştiriyor ve kendisi çok büyük insanlara yardımları dokunuyor. Çok büyük desteklerde bulunuyor ve geldikten sonra arkadaşları da bunu yapıyor.
Aile dizilimi 3 şekilde yapılabiliyor. Bizlerin bebekler dediğimiz oyuncaklarımız var. Onlarla yapılabiliyor. Canlı olarak hani sizlerle birlikte yüz yüze yapabiliyoruz. Ama aynı etkiyi, birebir etkiyi evinizin konforunda Zoom üzerinden yapabiliyoruz. Ben Zoom üzerinden yapmayı tercih ediyorum. Ama canlı isteyenlere canlı da yapabiliyorum tabii ki. Biz bu arada Zoom üzerinden online yaptık ve herhangi bir sıkıntı olmadı. Aynen fizikseldeki gibi olması gereken her şey, beklediğimiz her şey zaten normal düzeyinde sizin moderatörlüğünüzde, sizin uzmanlığınıza dayanarak liste devam etti ve ona göre çıktılarını aldık zaten. Gördük bütün sonuçları. Temsilciler ve aile dizimi açtıran ben olarak. Uygulayarak çok güzeldi. O yüzden çok teşekkür ederim. Verdiğiniz aile dizimi desteği için. Bizi izleyenlere de umarım bir ilham olmuştur. Bir belki hani kafalarında bir soru işareti varsa aile dizimiyle alakalı da böyle derli toplu bir bilgilendirme videosu oldu bu. Çok teşekkür ediyorum. Ben yayınıma konuk olduğunuz için. Verdiğiniz bilgiler için gönlünüze sağlık, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyenler, bugünkü konuğum karma astrolog, aile ve yaşam koçu, aile dizimi uzmanı, çok sevgili Özlem Akpolat'tı. Bize aile dizimiyle ilgili detaylı bir şekilde bilgiler verdi. Dediğim gibi ben de kendisinden bir aile dizimi aldım. Çok detaylı, bana çok faydası olan bir açılım oldu. Dolayısıyla eğer hayatınızda bir takım böyle tıkanıklıklar varsa ve buna çözüm bulamıyorsunuz, pek çok şey denediniz ama aile dizimiyle ilgili hala bir soru işaretiniz varsa, sanıyorum böyle güzel bir kapı aralamış olduk bu videoyla. Başka yayınlarda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.